Arkadaşlar hepinize merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızı çözmeye hızla devam ediyoruz. Trigonometrinin 3. testindeyiz. 1. soru. A eşittir 2 çarpı kosinüs 17 alfa eksi 1 olduğuna göre A'nın alacağı tam sayı değerleri nedir diyor. Biz şunu iddia edebiliriz. Eksi 1 küçük eşittir kosinüs 17 alfa o da küçük eşittir 1 diyebiliriz. Şuradaki 17 alfa kafanızı karıştırmasın. Herhangi bir açıdır. Arkadaşlar 1000 derece bile olsa onun esas ölçüsünü biliyor, e, buluyoruz. Birim çemberin içine düşüyor zaten. Sıkıntı yok orada. Sizi 17 alfa hiç takılmayın. Şimdi 2 ile çarpalım. Eksi 2 küçük eşittir. 2 kosinüs 17 alfa o da küçük eşittir 2 diyebiliriz eşitsizliklerden. Sonra 1 çıkarmamızı istiyor. Hemen hepsinden 1 çıkaralım. Yani sol tarafa baktığımız zaman eksi 3'ü görüyoruz. Sağ tarafa baktığımızda 1'i görüyoruz. Eksi 3 ile 1 kapalı aralığında kimler var? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 var. 5 tane değerimiz var. Doğru cevap nedir? İkinci sorumuz ifadesini alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı nedir? Soru ifadesine bakarsak sinüs x'i görüyoruz. Sinüs x içinde biraz önce kosinüs 17 alfa için söylediğimi yineliyorum. Eksi 1 küçük eşittir. Sinüs x o da küçük eşittir. 1. Nereden geliyor hocam bize bunun temelini anlatın derseniz. Sinüs alfa en fazla 1 en az ay eksi 1. Kosinüs alfa en fazla 1 en az eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 2 ile çarparsak. Eksi 2 küçük eşittir. 2 sin x küçük eşittir. 2 diyebiliriz. 2 sin x'i bulmuş olduk. Şimdi 3 ekleyelim. 3 ekleyelim. Böylece ne oldu? Buraya da 3 ekliyoruz tabii ki. 1 küçük eşittir. 2 sinüs x artı 3. O da küçük eşittir. 5 diyebiliriz. Bir de 2'nin kuvveti olarak yaz. Yani onu kuvvet yap ama 2'nin kuvveti olarak yaz. Ee, derseniz o zaman 2 üzeri 1 küçük eşittir. 2 üzeri 2 sinüs x artı 3 o da küçük eşittir. 2 üzeri 5 diyebilirim size. Hocam bir de 1 ekleyin diyorsunuz. Hemen bir de 1 ekleyeyim. Ondan sonra bakıyorum artık. En solda 3 oluyor. En sağda 33 oluyor. 32 artı 1. En büyük ve en küçük tam sayı şey değerlerin toplamı nedir diye soruyorsunuz. Hemen cevap veriyorum size. 33 artı 3 doğru cevabımız 36 olarak bulunmuş olur. Yani Diyarbakır seçeneğidir aradığımız cevap. Üçüncü soruyla devam edelim. Fonksiyonun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Benzer soruyu biraz önce çözdüm. Birinci soruda. Tekrarlayalım. Eksi 1 küçük eşittir. Kosinüs x o da küçük eşittir 1 diyebiliriz. Peki hocam karesini nasıl yapacağız? Sol taraf negatif, sağ taraf pozitif olduğu zaman basit eşitsizliklerde karesini aldığımda en küçük değer 0 oluyor. En büyük değer de e, şu oluyor. 1'in karesi 1, bir, eksi 1'in karesi 1 zaten eşit. Farklı bir şey olsaydı büyüğünü alacaktık. Çünkü sağ tarafa e, maksimum değeri yazmak zorundayız. Şimdi 2 ile çarparsak 0 küçük eşittir. 2 tane kosinüs kare x o da küçük eşittir. 2 diyebiliriz. Hocam bir de 3 e ekleyin. Hemen sizin için 3 de ekliyorum. Ve doğru cevabı buluyorum. Sol taraf 3 kapalı. Burada 3 ekliyoruz tabi ama yazmıyorum ortaya. Ve sağ tarafta 5. 3 kapalı 5 kapalı. Doğru cevabımız Edirne seçeneğidir. Dördüncü soruya devam edelim. İfadesini alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Basit eşsizlikler mantığıyla devam ediyoruz yine her zamanki gibi. Kosinüsün en büyük değeri 1'dir. Sinüs y'nin en küçük değeri eksi 1'dir. Eksi ile eksi çarpacağım için sağ tarafı eksi yaptım. Sol tarafı artı yaptım. 3 artı 4'ten 7. Bu bizim maksimum değerimizdir. Yani en büyük değerimizdir. Kaç farklı değer diyor. Bir de minimumunu bulalım. Bu sefer... Kosinüs x'e eksi 1 diyelim. Sinüs x'e artı 1 diyelim. Böylece eksi 7'yi bulalım. Bu da bizim minimum değerimizdir. Eksi 7 ile 7 arasında kaç farklı tam sayı vardır? Bunu kısaca son terim, eksi 2 terim, böyle artış miktarı artı 1'den bulabiliriz. Ya da 7 eksi, eksi 7 artı 1 diyelim. Basit bir yöntemi uygulayalım. Buradan 15'i rahatlıkla söyleyebiliriz. 7 negatif, 7 pozitif, bir tane de sıfırımız var zaten. Doğru cevabımız edine seçeneğidir. 5 ile devam ediyoruz. İfadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Biraz önceki soruda yaptığımız yöntem burada uygulayamayız. Neden? Burada. Dikkatliyseniz geri gelelim. Kosinüs x vardı, sinüs y vardı. Bir x açısı bir y açısından bahsediyoruz. Burada ise her ikisi de x açısı olduğu için buradaki yöntemi hemen şurada sizlere anlatacağım. a çarpı kosinüs x artı b çarpı sinüs x ifadesinin maksimum değeri karekök içerisinde kat sayıların kareleri toplamıdır. Minimum değeri ise karekök içerisinde kat sayıların kareleri toplamının eksilisidir. Minimumda eksi kullanıyoruz, maksimumda artı kullanıyoruz. Bunun ispatına girmeyelim. Bu şekil size kısa bir yöntem söylemiş oldum. O zaman bizim e, sorumuzun cevabı 3'ün karesi artı 4'ün karesi 16 9 25. Kare kökü 25'te 5'tir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 6 ile devam edelim. Olduğuna göre kotanjant x ifadesinin değeri nedir? Kotanjant x kosinüs x bölü sinüs x'tir. Bunu unutma. Şimdi kosinüs x bölü sinüs x'i bulmam için kosinüs ile sinüs arasındaki bağıntıyı bulmam gerekiyor. Şimdi o zaman bir işler dışarı çarpım yaparak başlayalım. 6 tane sinüs x eksi 9 tane kosinüs x eşittir. Kosinüs x eksi 3 tane sinüs x diyebiliriz. Bu durumda 9 tane sinüs x'imiz aslında 10 tane kosinüs x'imize eşittir. O zaman sinüs x'e 10k dersek kosinüs x'imiz 9k olur. Bizden kosinüs bölü sinüs istiyordu. Yani aslında bizden 9k bölü 10k'yı isterken aslında 9 bölü 10'u istemiş oluyor. Doğru B seçeneğidir. 7 ile devam edelim. abc'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. 110 derece, önce bir şöyle bir kısa bir not verelim mi çözüme geçmeden. Birinci bölgede arkadaşlar kosinüs alfa, sinüs alfa, tanjant alfa ve kotanjant alfanın tamamı artıdır. İkinci bölgede sadece sinüs alfa artıdır. Üçüncü bölgede tanjant alfa ve kotanjant alfa artıdır. Dördüncü bölgede de sadece kosinüs alfa artıdır. Yani burada size aslında neyi söylemiş oldum? Bölgelere göre pozitif olanlar. Evet. Pozitif olan trigonometrik oranlarımızı size bilgi olarak vermiş oldum. Sinüs 110. 110 hangi bölgede? İkinci bölgede ve sinüs orada artı. 235 üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede sinüs orada eksi. 304. bölgede ve dördüncü bölgede sinüs eksi. Artı eksi eksi olmak zorunda. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yedinci sorumuzu. 8'e devam edelim. Olduğuna göre ABC'den işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar açılarımız büyük ve negatif olanlar var. E, neyden yararlanacağız? Esas ölçü kavramından yararlanacağız. 710 derecenin esas ölçüsünü bulalım. 360'a bölersek bir kere 360. 360 sanırım 350 olacak. O zaman bu sinüs 350'dir. 350 dördüncü bölgededir ve sinüs orada eksidir. Eksiyle başlamamız gerekiyor arkadaşlar. Eksi 690 esas ölçüsünü bulmamız gerekiyorsa o zaman 360 veya yetmezse katlarını ekliyoruz. 720 eklersek 30 olacaktır. 31. bölgede olduğu için artıdır. O zaman ikinci işaretimiz artı olmak zorundadır. 1910, 1910 360'a bölersek 5 defa var 1800 var. Aslında oradan gelebilir. Ya da 1910'dan 1800'ü çıkar. Hocam 1800 nereden geldi? 360'ın katları arkadaşlar. <laughs> Pardon. Evet burada ne 1910'dan 1800 çıkınca 110. 112. bölgede ve tanjant orada eksi. Evet. Buraya gelelim. Eksi 1190. Bunu 360'a bölersek kaç defa var? 1440 4. Eksi 1440. 0,5. Kaç oluyor arkadaşlar? 4'ten 1 ee, sanırım 250 olması lazım. 250, 190 daha 440 yapıyor. Tamam 250. 250 hangi bölgede? Üçüncü bölgede ve kotanjant orada artı. O zaman son işaretimiz artı olacak. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 8'i bitirmiş olduk. 9 ile devam edelim. Olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Arkadaşlar sıralama yaparken ben kendim sinüs x ile tanjant x'i kullanıyorum. Çünkü bunlar dar açılarda dar açılarda doğru orantılıdır. Evet, kosinüsleri genelde ve kotanjantları genelde çeviriyorum arkadaşlar. Mesela kosinüs 15 yerine sinüs 75 yani 90'a tamamlayacağız. Kotanjant 25 yerine de tanjant 65 yazacağız. Bir de ipucu olarak size şunu söyleyeyim. Tanjant 45'in 1 olduğunu ve sinüs 90'ın 1 olduğunu bilirseniz belki işimiz kolaylaşır, anlamamız kolaylaşabilir. Şimdi en küçüğümüz sinüs 15'tir. Yani a'dır. Daha sonra sinüs 75 gelir. Çünkü sinüs 75, sinüs 91 olduğu için arkadaşlar birden küçük bir sayı olarak düşünülebilir. Daha sonra tanjant 65 gelir. Çünkü tanjant 45 1 olduğuna göre tanjant 65 birden biraz büyük bir sayıdır. Ve tabii ki daha sonra tanjant 75 gelecektir. C'dir. A küçük, B küçük, D'dir. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuzda. Onunla devam edelim eşitsizliklerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi alfaya 180 ile 270 arasında bir değer vereceğiz. Örneğin 200 verdiğimizi düşünelim. Beta da 220 verdiğimizi düşünelim. Şimdi soruyorum size tanjant 200. Tanjant 200. Ta şey, sinüs 220'den büyük müdür? Bunu bir düşünmemiz lazım. Şimdi üçüncü bölgede tanjant artıdır. Sinüs eksidir. Başka hiçbir şeye bakmaya gerek yok. Pozitif sayılar her zaman negatif sayılardan büyük olduğuna göre bir kesin doğrudur. Bir olmayanları şöyle bir eleyelim. Evet sinüs 200 yani sinüs 200 derken eksi sinüs 20 180'e tamamlamalarda benzer sorular çözmüştük. Sinüs 220 yani eksi sinüs 40. Normalde sinüs 20 sinüs 40'tan küçüktür. Ama eksi sinüs 20'nin eksi sinüs 40'tan büyük olması gerekir. O zaman bu yanlıştır. İki olanları eleyebiliriz. Kotanjant alfa, kotanjant 200 yani kotanjant 20. Büyük müdür acaba kotanjant 220 yani kotanjant 40'tan? Normal şartlarda kotanjant 20, kotanjant 40'tan büyüktür. Çünkü kotanjant alfa ve kosinüs alfa neydi? Ters orantılıydı. Yani küçük açısı olan asıl değer olarak büyüktür. Dolayısıyla kotanjant 20, kotanjant 40'tan normal olarak büyüktür. 1 ve 3 doğru cevabımız Diyarbakır seçeneğidir. 11. soruyla devam edelim. 270 ile 360 arasındaki bölgeyi bize vermiş. Yani bize diyor ki kardeşim ben 4. bölgede senden bir şeyler istiyorum. Hemen dik üçgenimizi çiziyoruz. Karşısı 5, komşusu 12 ise burası 13'tür. Bu arada 4. bölgede sinüsün eksi, kosinüsün artı olduğunu unutmayalım. Sinüs x'imiz 5 bölü 13 karşı bölü hipotenüs ve kosinüsümüz komşu bölü hipotenüs olduğu için 12 bölü 13'tür. Doğru eksi 17 bölü 13 yani D seçeneğidir. 12 ile devam edelim. Kosinüs kare x bölü 1 eksi sinüs x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Kos kare x gördüğüm yere 1 eksi sin kare x yazabiliriz. Bölü 1 eksi sinüs x. Ve 1 eksi sin kare x'i de şöyle yazabiliriz. 1 eksi sinüs x, 1 artı sinüs x. Aşağısı da arkadaşlar 1 eksi sinüs x'tir. Bunlara gidince doğru cevabımız D seçeneği yani 1 artı sinüs x olarak bulunmuş olur. 13 ile devam edelim. Sinüs x eksi kosinüs x'in parantez karesi bölü kotanjant x artı 2 sin kare x şeklinde bir soru. Şöyle bir şey yapalım. Payda eşitleyelim. Burayı kotanjant x ile çarpalım. Şöyle bir şey çıksın. Bu arada çarpanlara ayırmadan birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının dikkatini unutmayalım. artı ikincinin karesi Artı 2 sin kare x çarpı kotanjant. onda da kosinüs bölü sinüs olarak yazabiliriz. Evet paydamızın da kotanjant x olduğunu unutmayalım. Bakalım nasıl sonuçlar çıkacak. Sinüs kare x ile kosinüs kare x'in şey pardon şurası. Sinüs kare x ile kosinüs kare x'in toplamının 1 olduğunu birim çemberden biliyoruz. 1. Eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs x'imizi yazalım şurayı. Bir de şuradan bir sinüs x giderse artı 2 sinüs x çarpı kosinüs x kalacak. Aşağıda da kotanjant x'imiz var. Başka ne oluyor hocam? Eksi 2 sin x kos x ile artı 2 sin x cos x gidince 1 bölü kotanjant kalır. Kotanjantın kosinüs x bölü sin x olduğunu biliyoruz. Birden dolayı ters çevirirsek sin bölü cos yani tanjant x olarak bulunmuş olur. Doğru cevap C seçeneğidir arkadaşlar. 14'te devam ediyoruz. Kos üzeri 4x eksi sin üzeri 4x bölü 1 eksi kod kare x. Yukarıdaki ifadeyi, pay kısmındaki ifadeyi şöyle yazabilir miyiz? Cos kare x eksi sin kare x çarpı cos kare x artı sin kare x olarak yazabiliriz. Bölü. Aşağıda da 1 eksi kotanjant kare x de şöyle yazalım. Cos kare x bölü sin kare x olarak yazabiliriz. Devamında ne yaparız hocam? Cos kare x artı sin kare x'in 1 olduğunu az önce söylemiştim. Şurada bir payda işlemi yaparsam. Şimdi yukarıda şuraya dolduralım. Şimdi yukarıda c kare eksi s kare olarak kısaltalım. Böyle 1 diyelim. Aşağıda da s kare eksi c kare bölü s kare var ya onu ters çevirelim. s kare bölü s kare eksi c kare olarak yazalım. Şimdi şu iki ifade birbirinin eksilisi olduğu için eksi 1 çarpı s kare çıkacaktır. Şıklara baktığımızda doğru cevabın d seçeneğinde olduğunu görürüz. 15'te devam edelim. 1 eksi cos kare x çarpı 1 artı kod kare x ifadesinin eşiti nedir? 1 eksi cos kare x çarpı. Kotanjant kosinüs bölü sinüs işte o zaman 1 artı cos kare x bölü sin kare x diyebiliriz. Biz 1 eksi cos kare x'in aslında sin kare x olduğunu biliyoruz. Nereden biliyorsunuz hocam? Cos kare x artı sin kare x 1 ise buradan siz cos kare x'i bu tarafa atarsanız sin kare x'imiz 1 eksi cos kare x olur. Burada payda eşitlersek sin kare x artı kos kare x bölü sin kare x olacaktır. Bakın sizin de gördüğünüz gibi cos sinüs kareler gider, sinüs kareler gider. Sin kare artı kos karenin 1 olduğunu biliyorum. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Testimizin son sorusundayız. Kosinüs pi bölü 2 artı x eşittir kosinüs x. Kotanjant 3 pi bölü 2 eksi x eşittir tanjant x. Sinüs 2 pi eksi x eşittir sinüs x ifadelerinden hangileri doğrudur? bir bilgi verelim. Ondan sonra çözüme geçelim. Pi bölü 2'lerde ve 3 pi bölü 2'lerde isim değişir. 2 pi'lerde ve pi'lerde isim değişmez. Yani yatay olanlarda değişmiyor. Dikey olanlarda değişiyor gibi düşünebilirsiniz. 90 derece bir dar açı eklediğim zaman ikinci bölgedeyim. Kosinüs orada eksidir. İsim değiştiriyorum. Eksi sinüs x. Burada ise kosinüs x yazıyor. Bir yanlış. 270'ten bir dar açı çıkardığımızda üçüncü bölgedeyiz. Üçüncü bölgede kotanjantımız artıdır. 3 pi bölü 2'lerde isim değiştiriyoruz ve tanjant x'e çeviriyoruz. O zaman bu doğrudur. 360'tan bir açı çıkardığımızda 4. bölgedeyiz. Sinüsümüz orada eksidir. 2 pi isim değiştirmiyoruz. O zaman eksi sinüs x olması gerekirken burada sinüs x verilmiş. O zaman bu yanlıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.